Vallahi çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Gelir ve giderler birbirini tutmaz oldu. Yaptığımız işin hepsi zarar. Kârı ne hiçbir şey yok. Bugün Eski Sanayi'deyiz. Laf Sokak'ta ekip olarak sanayi esnafına durumlarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sanayi esnafı olarak etrafımızdaki esnaflar kapalı olduğu için bu süre zarfında biz de iş yapamadık. Bunu bildirmemize rağmen reddedildi başvurularımız. Bu şekilde. Peki tam kapanma sona erdi. Şu anda ne durumdasınız? Şu anda yavaş yavaş kıpırtanma var. İşlerimiz inşallah bu Haziran ayından itibaren açılır diye umut ediyoruz yani. Valla tam kapanmayı biz yine çalışmayla geçirdik. Çünkü imalatçıyız. Şöyle bir şey, bazı yerde tabii çok dezavantajı oldu. Ama avantajını da söyleyeyim. Önce avantajından başlayalım. Çalıştık, stoğumuz oldu. Ürünlerimize yetiştik. Bazı siparişlere daha öncesinde yetişemiyorduk. Şimdi biraz daha rahatladık yani. Bu açıdan iyiyiz. Abi ama ülke olarak, kendi açımızdan değil de ülke olarak tabii tam kapanma bayağı bir sıkıntılara da yol açtı. İnşallah bu zor günlerde en kısa zamanda atlatacağız diye düşünüyorum. Şu an için piyasa biraz hareketli, biraz tabii vakarlı gidiyor ama bugünlerde atlatacağız. Çok inançlıyız. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu nihayetinde dünya genelinde oluşan bir hastalık. Yani tek Türkiye'mizde veya başka bir ülkede oluşup da sıkıntılar yaşamadık. O yüzden topyekun bu işten inşallah sıyrılacağız. Eski gibi değil tabii işlerimiz, daha öncesi gibi. Bu virüsten dolayı biraz etkiledi bizi tabii haliyle. Yani idare ediyoruz yani, öyle diyeyim de şey yapalım yani. Peki şu an ne durumdasınız? Şu anda İşler var mı? Olsa da tabii önceki gibi değil. Bu virüs dolayısıyla haliyle işler biraz kesik yani. Anca işte kendi geçimimizi sağlıyoruz. Kiramızı anca ödüyoruz. Bu şekilde 2 senedir devam edip gidiyoruz yani. Tam kapanmada evde hanımla dövüşmüşüz. Ondan sonra da 17 günlük kapanmada da bayağı bir yoğunluk yaşadık. Şu anda da normale bindik yani. Şu anda işlerimiz çok şükür. Allah'a bin şükür. Onun üstüne hiçbir esnafın bu şeyle şikayeti yok. Şiisi de yok. Çünkü 17 kapanma süresinde çoğu esnafımız açıktı. Niye açıktı? Çoğu imalatçı olduğu için. Onun üstüne çoğunlarında izin belgeler vardı. Benim bir izin belgem vardı. 17 gün kapanma süresinde ben her gün açıktım. Pazar gününe dahi çalıştım yani böyle şu olarak. Yani esnafın durumu şu anda çok iyi. Şu olarak. Bana göre yani. Bazı bakkallarımız var. Adını sen söyle. Çaycılarımız var. Bunlar kapattı isterse mecburen. Onlar bir şey diyecek bir şeyim yok. Ama normalde onun üstüne bu hırdavatçılarımız olsun, şeylerimiz olsun. Onlar çoklar açıktı mesela. Genellikle hep bir tarım işi olduğu için. Onun üstüne tarım oluyor. Çoğu açıyordu yani şu esnafımızın. Yani ben kanaatimde iyi diyorum, şu an esnafımın durumu çok iyi. Yattık 17 gün boyunca. Hazırda ne varsa yedik, içtik, kalktık. Bu kadar. Peki şu anda işleriniz nasıl? Oturuyor. İş yok. Neden yok peki iş? Bilmiyorum yani. Yukarıdakiler sormak lazım. Yani yönetenler sormak lazım. Yani esnaf olarak durum böyle. Görüyorsunuz. Bu kapanma sürecinde esnafımızın zararını bir şekilde bence devlet karşılamalı. Buna teşvik kredisi olur, yardım olur. Çünkü bu süreç çok uzun devam edecek gibi görünüyor ve gerçekten de bir yılı geçti. O yüzden başta söylediğim gibi esnafımıza halden anlayan bir hükümet lazım bence. Ne kadar da yardım ediyorlar bilmiyorum. Şimdi bundan sonraki nasıl davranabilirler? Siz zannedersem ilk önce sanayi hakkında konuşuyorsunuz. Birden konu değişti, anlayamadım. Burası da bence esnafımıza biraz dar. Yani biraz genişletilmeli hem şehrin içinde. Yani bir çareye bakılmalı bence. Vallahi çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Gelir ve giderler birbirini tutmaz oldu. Biz yardım alamadık açıkçası. Bekledik. Başvurumuz bugün olacakmış ama verilme süreci 2 ay bir süreç olacakmış. Ama bize tabii ki de çok bir aksaklık olacak yani. Tam bir kapanma yani borcumuzda veya ödemelerimizde bir kapanma olmayacak. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bekliyoruz işte, bakalım ne olacak bilmiyorum. Biz 3 yıldır
çok perişanık. Sırf 17 günlük değil yani 3 yıllık çok perişanık. 2018'den bu tarafa yaptığımız için hepsi zarar. Kârına hiçbir şey yok. Biz hiç memnun değiliz. Yani 17 günlük kapanma oldu olmadı değil. Gerekiyorsa kapansın, 20 günde kapansın ama yani bazıları çok açtı. Aşırı fiyatlardan malzemeler gitti. Bizler de burada hepimiz de kapattık. Yani bize çok büyük sıkıntısı oldu. Biz bu durumdan, süreçten de hiç memnun değiliz. Bittik yani, açıkçası bittik. Peki sizce bu süreci nasıl atlatabiliriz? Çok zor. Atlatmamız çok zor. Çünkü şöyle bir durum var. Sattığımız fiyata malzeme alamıyoruz. Malda çok büyük sıkıntı var. Gümrükler, Çin'den mal gelmiyor. Buradaki mallar, yani biz en basiti 3 liraya hortum alıp 3,5 liraya hortum satıyorduk. Bir ay içinde hortum şu anda 6 lira. İki katına çıktı.